Değerli izleyicilerimiz, bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nün özel yayınımızda Bursa Karacabey Belediye Başkanımız Fatih Karabatı ile birlikteyiz. Fatih Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Karacabey Bursa'nın verimli toprakları üzerinde yer alıyor. Bu bölge zengin tarımsal çeşitliliğiyle de biliniyor. Bize Karacabey'in tarımsal üretiminde çeşitliliği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bölgede yetiştirilen ana tarım ürünleri nelerdir? Evet. Öncelikle burada gerçekten Bursa Karacabey'de çok verimli topraklarda yaşıyoruz. Bizler de bu konuda elimizden gelen imkanlarımızla beraber üretmeye, üretmeye, ürettirmeye devam ediyoruz. 1247 bin kilometre kare bir e, arazi yapımız var e, şehrimizin. Bunun 663 bin dönümünde e, tarımla uğraşıyoruz, tarım yapmaktayız. Bunun e, 230 bin veya 235 bin kadarı da sulu tarımla mevcut üretim yapmaktayız. Ve bunların e, gerçekten işte ilçemizde e, toprak ve e, konum itibariyle oldukça Avantajlı bir bölgede olmasının nedeniyle fazla çeşitlilik ve gerçekten pazar yaratabilecek bir durumdayız ve bu konuda bu bölgede en çok yetiştirildiğinden yani yetiştirilen ürünlerden örnek vermek gerekirse öncelikle bölgemizde bulunan alanlarda aşağı yukarı 100 bin bölgesel yani yıllık bir değişim olsa da bu genelde ortalamakta 100 bin dekar e, salçalık domates üretimi yapılmakta. E, ve bu sanayi e, bazı 17 tane salça sanayi fabrikamız var bölgemizde. E, dolayısıyla e, bunların yanı sıra tabii ki 50 çeşit bitki üretimi yapılmakta e, bu topraklarımızda. Ve e, bu ürettiğimiz salçalık e, domatesden de Türkiye'nin yani ülkenin yüzde yirmi gibi bir çok ciddi bir e, oranı karşılamaktayız. Salçasını karşılamaktayız. Ve bunlar da e, bizlerin bunun yanında en büyük e, yine ne kadar desen ağırlıklı olsa da yine Karacabey, Özgü bu konuda da markalaşmış soğanımız var. Ve e, son yıllarda bunun yanında da e, yine karpuz e, hem e, üreticide verimlilik hem de lezzet olarak gerçekten bölgede çok ciddi bir e, karpuz üretimi de yapmaktayız. E, bunun yanında tabii ki bunun pazar değeri yüksek. Bu karpuzları üretimine de çekim alanına, cazibe merkezine de getirdik Karacibe'yi. İnşallah bundan sonraki e, yıllarda da bizler de bu konuda verimli şeyler, verimli, doğru işler yapacağımıza e, katılacağız. Karacabey topraklarında yetişen ürünlerimizi de iyi pazarlarda, KDV oranı yüksek oranlarda bizler de yardımcı olacağız. Teşekkür ediyoruz efendim. Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Çiftçimizin emeklerini kutlarken aynı zamanda karşılaştıkları zorlukları da unutmamamız gerekiyor. Karacabey'deki çiftçilerimizin karşılaştığı en büyük zorluklar nelerdir? Evet, gerçekten bölgemizdeki sorunlarımız yani bunlarla büyük zorluklar yaşadığımız süreçler var. Bu zorluklardan biri son dönemlerdeki göç idaresinin işçi bazlı yolları uyguladığı sıkıntılar. En büyük sorunumuz bu işçi aşırı işçi sıkıntısı çekmekteyiz. Sonrasında da tabii bu zorlukların yanı sıra girdi maliyetlerimiz çok yükseldi. Bunlar da bizim üreticilerimizi gerçekten çok ciddi bir sıkıntıya sokuyorlar. Bunların yanı sıra yine nihai tüketiciye ulaşmasını sağlamak adına da bunlarda da zorluk çekiyoruz. Bizim genelde baktığımızda en çok şunlar söyleniyor. Her bir kriz döneminde en çok e, mavik uygulandığı noktalardan biri de üreticinin ürettikleri yani çiftçimizin ürettikleri e, bunun için de elimizden gelen <laughs> e, yani yerel yönetimler olarak bu bütün sorunların tek başına e, biz e, mücadele etmek mümkün değil tabii ki e, biz fakat başladığımız bu hizmet döneminde e, gerçekten ilçemize tarım paydaşlarıyla e, geliştireceğimiz projeler. Bunların yanı sıra e, tabii ki e, bu projelerle beraber hem teknoloji e, ve e, lojistik e, konumunda iyi bir konumdayız biz. Bunu da değerlendirerek halkımızın e, daha çeşitlilik e, ve daha iyi katkı sunabilmek için hem eğitimler hem seminerler. Bunlar da e, bilgi ve birikimlerini tekrar güçlendirmek donanımları kuvvetlendirmek gibi etkinliklerimiz olacak. Ee, yine üreticilerime destekleme alanında çeşitli yatırımlı planlarımız var. Ee, dünyanın tabii ki talepleri kulak vererek kulak vererek daha doğrusu geliştireceğimiz bir karacibe için e, paketleme ve e, paketleme tesisi ve et, e, et entegre tesisi kurarak e, hem e, üretimimize yani çiftçimize hem de hayvancılarımıza bu konuda katkı sunacağız. E, dolayısıyla ilçemizin yegane temelleri tarım bizim için vazgeçilmez bir yanımızdır. Onu da en iyi şekilde kullanacağız. Teşekkür ediyoruz efendim. Bilindiği üzere tarım teknolojileri üretimde büyük bir fark yaratıyor. Bölgede tarım teknolojilerinin kullanımı bu teknolojilerin çiftçiye sağladığı faydalar hakkında bize bilgilendirebilir misiniz? Evet bölgemizde gerçekten teknoloji son dönemlerde çok her Özellikle tarım teknolojileri eğer üreticimizin kendini geliştirmesiyle oluşan e, teknolojiye sahibiz ve biz bu e, doğru kullanmamızı e, farkındayız. Ama tabii ki e, biz bu işte toprak sağlığını koruyan eee özellikle işte organik maddelerin kullanılması, e, bunların da yanı sıra işte eee yine suni gübre eee Polisentler, Yani bunun gibi daha doğrusu bunları azaltacak teşvikler uygulamaya düşünüyoruz. Çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim ve seminerlerimizi sıklaştıracağız. Bu eğitim ve teşvik amacıyla belgelendireceğimiz ve ileride yaratılan pazarlarda yukarıda belirlediğimiz gibi üretimin yapım, yapan çiftçilerimize malları sıkı bir denetimle pazarlara ulaştırılmasını sağlayacak amacımız bu. Yani ileri teknolojilerden teşvik amacıyla yapacaklarımız bunlar tabii ki. Teşekkür ediyoruz başkanım. E peki son olarak Karacabey tarımının geleceğine yönelik planlarınızdan bahsedebilir misiniz? Evet. Bölgemizde teknoloji kullanımı ülkemizin geleneğine göre oldukça yüksek. Bölgemizde en iyi faydalanıp faydalarından biri son yıllarda oldukça zor bulunan tarım işçisi ee, ihtiyacı yani bu olan ihtiyacımız azaltılması ve uzun vadede bunun fizibilite e, bir yatırım olması yani e, fizibil bir yatırım olması üretici kazandırdığı kazandırdığı e, kalite ürünleri yani kazandıracağımız kaliteli ürünler eee cabası olacak. Hayvancılık açısından da baktığımızda artık çok daha e, takip edilebilir ve e, denetlenebilir ve süt et üretimi e, sağlanabilir. Güvenli ürün tüketimi sağlanması nedeniyle teknolojiyi iyi kullanan üreticiler tercih e, sebebi oluyor. Dolayısıyla son olarak da teknoloji gençlerimizin gerçekten e, sektörün içinde e, enteresan yani onları da e, sektörün içinde çekmek önemli bir faktör. E, hatta bu e, teknolojiye sosyal platformlarda e, gerçekten katılabiliriz. İlçemizin e, gençlerin yani gençlerimizde sosyal platformlarda etkin kullanmak ülkemizi öncülük etmeye e, başlayabilir diye düşünüyorum. Biz e, sonra da ben e, gerçekten bunların olmasıyla beraber e, yani... Ee, yaş ortalaması 58'e ulaşan bir e, çiftçi e, bölgesinde biz gençlerimizle beraber bunu tekrar e, yapacağımız teşviklerle de bunları tekrar geri döndürüp oralarda uygulama ve verimli e, üretimler yaptırmayı planlıyoruz. E, ben e, bu noktada e, Karacabey Belediye Başkanı olarak gerçekten ee, son sözüm yani bugün biliyorsunuz ki 14 Mayıs e, çiftçi günü ve ben de son olarak atamızın bir sözüyle kapatmak istiyorum. Köylü milletin efendisidir. İnşallah bu efendiliğimiz her yerde de kanıtlanacaktır. Buna muhtaç olduğumuz konuda e, bilin ki e, biz buralarda üretime devam edeceğiz ve bizleri unutmamalarını istiyoruz. Çünkü tarım... E, küçümsenmeyecek kadar artık ihtiyaç sahibi. Yani bugün baktığımız noktada da bütün ekonomistlerin de ileride yani tarımın gerçek bir yatırım hale geldiğini her noktada biliyoruz ve bu noktadan sonra yani geleceğimizde tarımda da bizler de bu verimli topraklarda ihtiyacımız olan artık teşvik planlarının bir an önce geçilmesini ben gıdaya yani suya ihtiyaç ileride suya ihtiyaç olacağı gibi gıdaya da ihtiyaç olacağını düşünüyorum. O yüzden dolayı biz milletin efendileri dediğimiz çiftçileri koruyup kollamak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Başkanım değerli bilgilendirmeleriniz için ve hoş sohbetiniz için hoş sohbetiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nün özel yayınımızda Karacabey Belediyesi Başkanı'na misafir olduk. Kendileri sorularımızı yanıtladı. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.